Evet, kafa yapımına geçiyoruz. Şöyle sihirli halka yaparak ilk sıramızda başlayacağız. İlk sıramızda sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. İki, üç, dört, beş, altı, iki, dört, altı. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimize işaretleyici takacağız. Şöyle benim işaretleyicim buradaydı, kaybolmuş. Sıra başındaki ilk ilmeğime işaretleyicimizi takıyoruz. İkinci sıramızdan her bir ilmeğimizin içerisine ikinci sıramızda ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Yani toplamda 6 defa arttırma yapmış olacağız. Son 2 adet arttırmamı da yapıyorum. Toplamda 6 kez arttırma yaptım. Bu şekilde. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimizi hemen bir üst sıraya alıyorum. Bir tek örüp bir arttırma. Üçüncü sıramızda bir tek örüp bir arttırma, bir tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Üçüncü sıramızın sonunda bir tek örüp bir arttırma işlemini toplamda 6 defa tekrarlıyoruz. Son arttırmamı da yapıyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızın sonunda 18 tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi bir üst sıraya alıyorum. Bir, iki. İki tane tek örüp bir arttırma yapıyorum. Dördüncü sıramızda iki tek örüp bir arttırma işlemini toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 24 adet ilmeğimiz olmuş olacak dördüncü sıramızın sonunda. Son arttırmamı da yapıyorum. Beşinci sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimi yine bir üst sıraya alıyorum. Beşinci sıramızda 3 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 3 taneyi tek ördüm. Bir diğer ilmeğimin içerisine bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 tek bir arttırma, 3 tek bir arttırma yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Bu işlemi 3 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Son arttırmamı da yapıyorum. 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızda işaretleyicimi çıkartıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. 6. sıramızda 4 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 6. sıramızda da 4 tek örüp bir arttırma işlemini toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 36 adet ilmeğimiz olmuş olacak.
Şöyle 1, 2, 3, 4, 6. sıramızı tamamladık. 7. sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimizi bir sıraya alıyorum. 7. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 5 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 42 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 8. sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi 8. sıramıza alıyorum. Tek tek örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz. 8. sıramızda bir arttırma yapıyoruz. 6 tek bir arttırma, 6 tek bir arttırma. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 48 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, 8. sıramızda bu şekilde tamamladık. 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda 7 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tek, bir diğer ilmeğimin içerisine de bir arttırma. Sıra sonunda 54 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 9. sıramızı tamamladık. 54 adet ilmeğimiz oldu. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda 8 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız. 10. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 10. sıramızı tamamladıktan sonra toplamda 9 sıra, 19. sıramız da dahil olmak üzere düz bir şekilde örüyoruz. 9 sıra düz bir şekilde ördük. 19. sıramızı tamamladık. 20. sıramıza geçiyoruz. 20. sıramızdan 1, 2, 3, 21 adet ilmeğimizi, 22 adet ilmeğimizi tek tek ördüm. 22 adet. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp bir diğerine batıyoruz. 1, 2. Bu battığımızdan itibaren sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane tek tek ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp bir diğerine batıyorum. Tekrar bu battığımdan itibaren 1, 2, 3. Evet, kalan 28 tane ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. 20. sıramızın sonunda 21. sıramızı düz bir şekilde örüyoruz. Zincirimizin üzerine de bir tane sık iğne batacağız. Zincirlerimizin üzerine geldiğimizde tekrar birer tane sık iğne batarak tamamlıyoruz. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum orayı. Şöyle zincirimin üzerine geldim. Burada bir tane de zincirimin üzerine batıyorum. Tekrar aradaki 9 tane sık iğneyi öreceğim. Tekrar diğer zincirimin üzerine de aynı şekilde bir tane sık iğne örüp sıramızı tamamlayacağız. Yani bu sırada da düz olarak 60 adet ilmeğimizi düz örmüş olacağız. 22. sıramızdan devam ediyoruz. İşaretleyicimin olduğu ilmeğimden itibaren toplamda 15 tane, yani işaretleyicimizin olduğu ilmeği de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 taneyi ördük. Bir tane arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3 tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum.
1 2 3 tane tek örüp bir arttırma daha yapıyorum. Aradan 6 tane ilmeğimi düz öreceğim. 2 3 4 5 6 bir arttırma yapıyorum. Hatta bu aradan şöyle 6 ara kısımdan 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. 1 2 3 3 ilmeğimi tek tek ördüm. Bir diğer ilmeğimin içerisine bir arttırma daha yapıyorum. 1 2 3 tane tek örüp bir arttırma daha yapıyorum. Kalan 1 2 kalan 21 tane ilmeğimi de tek tek örüp 22. sıramı da bu şekilde tamamladım. 22. sıramızın sonunda 66 adet ilmeğimiz oldu. 23 24 25 ve 26 sıralarımız olmak üzere 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 66 adet ilmeğimizi 4 sıra öreceğiz. 23, 24 ve 25. sıralarımızı düz bir şekilde ördük. Hatta 25, 26. sıralarımızı 4 sıra düz bir şekilde ördük. 27. sıramıza geçiyoruz. 27. sıramızda hemen işaretleyicimin olduğu ilmeğimden başlayarak 15 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. 3 tane tek öreceğim. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar 1 2 3 3 tane tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar 1 2 3 7 tane ilmeğimi tek tek öreceğim. 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar 3 tane tek öreceğim. 66 tane ilmeğimiz vardı. Bu 4 sıra düz ördüğümüzde. Evet, bir tane azaltma yaptım. Tekrar 3 tane tek örüp bir azaltma daha yapacağım. Kalan 21 adet ilmeğimi de tek tek örüyorum. 27. sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 27. sıramızın sonunda sıra sonunda 60 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 76. sıramıza geçiyoruz. 76. sıramızda 8 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlıyoruz. 8 tek bir azaltma, 8 tek bir azaltma, bu şekilde 6 defa öreceğiz. Sıra sonunda 54 adet ilmeğimiz kalacak. 76. sıramızı tamamladık. 77. sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimin olduğu ilmeğimden başlıyorum. 7 tek örüp bir azaltma yapacağız bu sıramızda. 7 tek örüp bir azaltma işlemini toplamda 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 48 adet ilmeğimiz kalacak. 78. sıramıza geçiyoruz. 78. sıramızda 6 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir azaltma yapıyoruz.
Bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 42 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Burada gözlerimizi de takıyoruz. Şöyle gözlerimizin zaten boşluklarının yerleri belli. Gözlerimiz de 10 milim. Evet, o sıradaki zincir çektiğimiz boşluktaki yerler gözlerimizin yeriydi. Evet, bu şekilde. Yetmiş dokuzuncu sıramıza geçiyoruz. 79. sıramızdan 5 tane ilmeğimizi tek tek örüp 5 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir azaltma yapacağız. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 36 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 80. sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimizin olduğu ilmeğimizden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tek örüp bir azaltma yapıyoruz. 80. sıramızda 4 tek örüp bir azaltma işlemini toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 81. sıramıza geçiyoruz. 81. sıramızda işaretleyicimizin olduğu ilmeğimizden 1, 2, 3. 3 tek örüp bir azaltma yapacağız. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 24 adet ilmek kalmış olacak. Burada bir miktar kafanın içerisini dolduruyoruz. Yani bu sıramızı tamamladıktan sonra, çünkü bu ağız kısmı daha fazla küçülmeden bir miktar dolduralım. İçerisini bir miktar doldurdum. Sıramızı 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. 6 defa bu işlemi tekrarlayacağız. Sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz kalacak. Sıramızda da 2 defa yan yana azaltma yapıyoruz. Şöyle ilmeğimizin içerisinden geçirip ipimizi ilmek kaydırma yaparak çıkartıp ipimizi kesiyoruz. Sıramızı tamamladık. Kafamız bu şekilde bitti. Şöyle yanak kısımlarına doğru iterek çok az bir şey daha elyaf ekleyeceğim. Şöyle yana doğru iteceğiz. Makas ya da cımbız kullanabilirsiniz bu işlemi yaparken. Çünkü düzgün bir şekilde evet bu şekilde. Evet, kafamızı bu şekilde yaptık. Şöyle 10 milim gözlerimiz var. Burada ağız burun kısımlarını yapacağız. Aynı ten renginden şöyle ipimizi takıyoruz. Şöyle hemen iki gözün alt hizasından çok büyük değil, küçük bir burun yapacağım. İpim 2 kat.
3 kez geçiş yapacağım. Şöyle dudak yapmak için 2 kat böyle koyu renk bir şöyle kafanın tam arkadan ortasından batacağım. Şöyle ilmeklerime batmadan. Burnun 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırasından çıkacağım. Şöyle işaretleyelim. 1, 2, 3, 4. Evet, şu hizadan küçük bir ağız yapacağım. Şöyle arkadan aynı ilmeğimin içerisinden çıkış yapacağım. Bu şekilde küçük bir ağız yapacağız. Gözlerin üzerine kahverengi ile şöyle biraz yukarıdan çıkacağım. Tabii direkt oradan çıkamadığım için şöyle önce buradan çıkıyorum. Şöyle buradan tekrar batıp şöyle gözün yakın bir hizasından şöyle buradan batacağım. Tekrar diğer göze de aynı şekilde. Tekrar boyundan çıkıyorum. Bu şekilde. Gözlerin altlarına da şöyle gözlerin alt kısımlarına da çok az bir beyazlık yapacağım. Şöyle tam o üstteki kısmın diğer tarafa da aynı şekilde. Şöyle gelip kaşın, yani şu üstteki ipin hemen altından batıyorum. Evet, bu şekilde. Şöyle tek kat ipimin, yani şu kahverengi ipimden tek kat ip aldım. Şöyle kaşlarımızın şu uç kısımlarından, şu gözün üzerindeki siyah ipimizin içerisinden çıkarak şöyle birkaç tane kirpik yapacağız. Diğer tarafa da aynı şekilde şöyle. Bu iplerimizi arkadaşlar yapıştıracağız. Evet, bu şekilde. Şöyle kahverengi ipimle tekrar kaşlarımızı yapalım.
Şöyle bu kirpiklerin hizasından çıkıyorum. Şöyle hatta bir tane daha önden çıkacağım. Çok dışta kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğneyi alacak şekilde bir üst sıradan şöyle iğnemi ortalayarak diğer tarafa geçip buradan da 1, 2, 3, 4, 5 bir alttan batacağım. Evet, bu şekilde şu şeyleri yapıştıracağız, ipleri. Evet, şöyle iğnemin ucuna sürerek şöyle kenarına sürüp bu ipleri de buralara tutturacağım ki hani çıkıp düşmesinler diye. Hatta kaşları bile yapıştırıyorum bazen ben. Hani kaymasınlar diye. Evet, bu şekilde. Şu iplerimizi de kesip alta bağlayıp içe doğru çekiyorum. Diğer dudak için olan ipimi de bağlayıp içe doğru çekiyorum. Sonra çok az daha şu yanaklara doğru şöyle elyaf dolduracağım. Evet, bu şekilde. Kulaklarımızı yapalım. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Şöyle kaşın üst hizasından kirpiklerin 1, 2, 3, 4 dördüncü ilmeğimden batıyorum. Daha bir tane daha ileriden, beşinciden batalım. Yani arasında 1, 2, 3, 4 tane ilmek var. Buradan batıyorum. Hemen bir sıra değil, bir sıra alttan. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başını alıp bir alt sıraya da aynı şekilde arada sıra boşluk atlamıyorum. Burada bir alt sıraya atlıyorum. İpimi tutturup keseceğim. Şöyle hemen aynı sıranın içerisinden tığıma dolayıp arkaya çekeceğim. Şöyle arkada iplerimi bağlıyorum.
içe doğru çekeceğim. Evet, bu şekilde. Diğer kulağımız da aynı şekilde yapıyoruz. Diğer kulağımız da yaparken şöyle şu hizayı bulacağım. Bu hizadan batacağım. Evet, uzaklığı aynı mı diye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bitirdiğimde aynı şekilde sıra kalıyor mu diye üst sırayı kontrol ediyorum. Aynı şekilde battığım sıradan bir tane atlayıp bir üst sıraya. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani DC yapıyoruz. Tekrar bir üst sıradan bir öndekine batıyorum. Şöyle arka kısma doğru alacağım iplerimi yine aynı şekilde. Bundan öncekini de çıkartırken çok zor olmuştu. Evet, kulaklarımız da bu şekilde. Ben bugünlerde sentetik saçlara sardım. Çok seviyorum. Çok da hoşuma gidiyorlar bunları yapmak. Şöyle, isterseniz sentetik saç yapabilirsiniz. Hani sentetik saç yoksa, sentetik saçları da bu arada arkadaşlar Instagram üzerinden Sifalı Gurmeler sayfamdan sipariş oluşturabilirsiniz. Birçoğu rengi var. Onların da satışını yapıyorum. Şöyle diyelim ki sentetik saç yok, bunu yapmak istemiyorsunuz, normal basit bir saç yapmak istiyorsunuz. Onu da şöyle kafanın arttırma yaptığım sıra, yani şu kafayı normal örüyormuş gibi yine kafayı geriye doğru alın videoyu. Oradan aynı şekilde kafanın ilk sırasından başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 7 8 9 10 10. sıraya kadar örün. 11, 12 ve 13. 13. sıraları da düz, 3 sırada düz bir şekilde örün. Arttırmalarınız bittikten sonra. Yani 10 sırayı örüyorsunuz. 11, 12 ve 13. sırayı da düz örüyorsunuz. Yani kafanın üzerine şöyle girecek şekilde bir şapkamız olmuş olacak. Daha sonra o saçın peruk gibi olan o kısmın kenarlarına normal saç takar gibi saçlar takacaksınız. İsterseniz her yerine uzun saç takıp şu yanlardan şöyle birleştirerek örün. İsterseniz ayrıyeten kahkülleri biraz kısa keserek takın. Ya da dediğim gibi arka kısımları uzun takın ya da buraları da uzun takıp şöyle yandan ayırarak yanlardan iki tane saç beliği örerek bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de saç yapabilirsiniz. Çok basit bir saç yapım şekli. 10. sıraya kadar örüyoruz arttırmaları. 11, 12 ve 13'ü düz örüyorsunuz. Böyle kafanın üzerine de şöyle şu şekilde giydirerek etrafından sadece dikmeniz yeterli olur. Umarım anlatabilmişimdir. Yani ben onu yapmak istemiyorum. Ben şu an sentetik saçlara sarmış durumdayım. Yine sentetik saç yapmak istiyorum. Şöyle bunun için de böyle bu renk bir saç tercih edeceğim. Yine şapkamı da yapacağım.